Başkan, kütüphanen de güzel. Teşekkür ederim. Burada sizin de kitabınız var. Siz de Türk kitabı hediye etmiştiniz. Evet. Genel çerçevede baktığınızda İmam Hatipliler hakkında ne düşünüyorsunuz? Her toplumun değerleri vardır. Dini değerler çok önemlidir. Bu değerleri topluma yetkin kişilerin aktarması, anlatması gerekiyor. İmam Hatiplerin Cumhuriyet tarihinde de, günümüzde de büyük bir yeri vardır, büyük bir önemi vardır. Birçok belediye bugün, özellikle büyükşehir belediyelerine baktığımız zaman AK Parti'den CHP'ye geçti. Sizin yönetiminize girmiş durumdalar. Ve bu belediyeler sizin gösterdiğiniz adaylar aracılığıyla, sayesinde kazanılmış gibi gözüküyor. Siz... Evet. Bu yerel seçimlerde elde ettiğiniz başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz bir? İkincisi, sizce bu başarı devam ettirilebilir bir başarı olacak mı sizin için? Belediye başkanları, belediye başkanlığı yaptığı yerlerde hiçbir ayrım yaptılar mı? Yani efendim işte bunlar AK Partili, bunlar MHP'li, bunlar Saadet Partili, bunlar CHP'li. Dolayısıyla bunlar bana oy vermedi, ben bunlara oy vermeyeyim, ben bunlara işte hizmet götürmeyeyim, bunları cezalandırayım diye. Bir özel ayrıma, bir toplumu ayrıştırma yönünde bir kararları oldu mu diye baktık buna. Ve olmayan, toplumun her kesimini kucaklayan, belediye başkanı olduktan sonra da göğsündeki rozetini, parti rozetini çıkarıp bir tarafa koyup, İşte ya belediyenin logosu vardır onu veya Türk bayrağını taşıyan bir rozeti takıp bütün vatandaşları kucaklıyorsa ve düşüncesini bunun üzerine inşa etmişse biz bunu belediye başkanı adayı gösterelim diye düşündüm. Ve dolayısıyla da bu çizgide yolumuza devam edersek, hata yapmazsak, vatandaşın parasını alıp da cebimize atmazsak, yani yolsuzluk yapmazsak, İnşallah yolumuza doğru dürüst devam ederiz. Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz. Temiz bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz. İktidar olduğumuzda parlamentoya sunacağımız bir numaralı kanun siyasi ahlak kanunu olacak. Siyasette de ahlak olmalı. Siyasette de siyasetçi halkına hesap verebilmeli. Bu zor zamanlarda CHP'li belediyeler güzel işler yapmaya çalıştılar. Siz bu yardımları biraz detaylandırabilir misiniz? CHP'li belediyeler bu süreçte neler yapıyorlar? 5.026.536 aileye aynı yardım yapılmış durumda. 451.300 aileye nakdi yardım, parasal yardım yapılmış durumda. Yani milletimize hizmet eden herkesin başımızın üstünde yeri var. Başkanım. Efendim, genç imam hatiplisiniz. Yani iyilikte yarışın diyor Rabbimiz. İyilikte yarışın. Sizlerin, yani genç imam hatiplerin, İslam dünyasında yeni bir çığır açmanız lazım. Yeni bir felsefe, yeni bir anlayış ortaya koymanız lazım. Eski insanları birbirine düşüren kin, nefret, öfkeyle, intikam duygusuyla yola çıkan bir anlayışı elinizin tersiyle itmeniz lazım. Kucağınızı açmanız lazım bütün dünyaya. Sevgi kucağını, dostluğu, barışı, bilimi, bunları açmanız lazım. İnsanlar birbirini sevmeli, insanlar bilimi, kültürü sevmeli, insanlar şiiri, edebiyatı, sinemayı sevmeli, insanlar kardeş olmalı, insanlar kinle, öfkeyle birbirine yaklaşmamalı. Emperyal güçlerin bizim üzerimizdeki hesaplarını bizim oturup anlatmamız lazım. Onların Türkiye'nin çıkarlarını savunmadığını, bizim kendi çıkarlarımızı savunmamız gerektiğini söylememiz lazım. Milli Kurtuluş Savaşı'nı hangi koşullarda verdiğimizi genç imam hatiplerin oturup tek tek, ama tek tek her yerde anlatması lazım. Omuzunda top mermisi taşıyan kadını bizim anlatmamız lazım. Cumhuriyet kurulurken okuma yazma oranımız kaçtı acaba? Kaç imam hatipli arkadaşım biliyor? Erkeklerde %8, kadınlarda da %8. %8. Köy enstitüleri niye kuruldu? Millet mektepleri niye kuruldu? İnsanlar neden okuma yazma öğrensinler diye düşünüldü? Kızlar neden okumanın dışında tutuldular? Kızlar okula gitmesin diye kampanyalar açıldı. Emperyal güçlerin, Osmanlı'nın gelirlerine el koyduğu huyun umumiyede çalışan memurların sayısı Osmanlı'nın Maliye Bakanlığı'nda çalışan memurların sayısından fazlaydı. Kaç arkadaşımız bunları biliyor? Kaçımız kendi tarihimizi öğrendik? Kaçımız şunu sorduk kendimize? Osmanlı niye battı ya? Devasa bir imparatorluk. 7 iklime hükmeden bir imparatorluk nasıl battı? Osmanlı sanayi devrimini niye kaçırdı? Bütün bunları genç imam hatipler sizin bilmeniz lazım. Sizin anlatmanız lazım. Kur'an demiyor mu? Aklınızı kullanmıyor musunuz diye.
Ya biz aklımızı kullanamaz noktaya geldik. E aklımızı kullanacaksak ben kainatı sorgulamayacak mıyım? İnsanı sorgulamayacak mıyım? Bunları keşfetmemizi kim istiyor? Rabbimiz istiyor. Çünkü bize akıl verdi.